2004 tarihli Hayvanları Koruma Kanunu'na göre Türkiye'de sokakta yaşayan hayvanları aşılamak, kısırlaştırmak ve yaşam alanlarında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak belediyelerin görevi. 20 yıl boyunca yasanın yeterince uygulanmaması sonucunda bugün geldiğimiz noktadayız. Coğrafyamızın kültürüne, tarihine, vicdanına işlemiş sokak hayvanları ile bir arada yaşama kültürü tartışılan yasa değişikliği ile doğrudan tehdit altındadır. Hayvanları öldürmeye yönelik bu yasa geçerse geri dönülemez ve öngörülemez bir şiddetin sarmalına gireceğiz. Ülkemizin doğasına, tarihine, kültürüne uygun kalıcı bir çözüm oluşturmanın zahmetinden kaçınan karar alıcılar en basit ve en zalim çözümü yasalaştırmayı hedefliyor. Sorumsuzluğun, denetimsizliğin bedelini hiçbir canlı ödeyemez, ödememeli. Bu kanlı yasa tasarısı komisyondan çekilmeli. Hali hazırda 2004'te çıkarılmış olan kanun işletilmediği için bunun bedelini yaşama haklarında ellerinden alarak hayvanlara ödetemezsiniz. Bugün sadece iktidara değil muhalefete de sesleniyoruz. 22 yıldır ülkedeki denetimsizliği fırsat bilip sizler de çalışmadınız. Şimdi hayvanları öldürmeyeceğiz diyerek yine hayvanlar üzerinden siyaset yapıyorsunuz. En kutsal hak olan yaşama hakkını aranızdaki siyasete kurban ettirmeyeceğiz. Biz ki tarihimizde hayvanlar için vakıflar kurmuş, kuş evleri yapmış, kedi ve köpekleri sırf sokaklarda beslenmelerine özel kişiler görevlendirilmiş bir medeniyetin mensuplarıyız. Kedisi ölen bir çocuğa taziyeye giden, yavrularını emziren bir köpeği rahatsız etmemek için ordularının yolunu değiştiren peygamberi olan bir dinin ümmetleri olarak bir merhamet dini olan İslam'ı da yok sayıyorsunuz. İslam bütün canlılara şefkat ve sevgiyle muamele etmeyi emreder. İnsan, hayvan ayırmadan yaşam haklarına yönelen her türlü eylemi yasaklar. Siz bu yasağı da deliyorsunuz. Nerede İslam, nerede Müslümanlık? Telaffuz edilmesi bile bir insanlık suçu olan yasa tasarısını geri çekin. Köpekler yüzünde güvende olmadığını iddia ettiğiniz çocuklar bugün ilkokul önlerine kadar inmiş uyuşturucu çeteleri yüzünden güvende değil. Önce hayvandan başlayıp sonra çocuğa yönelen tacizci, tecavüzcüler yüzünden güvende değil. İstatistikler ortada, gerçekleri saklayamazsınız. Şimdi bir kez daha söylüyoruz. Katliam tasarınızı geri çekin.